Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak organize ettiği doğa yürüyüşlerinin son bölümüyle karşınızdayız. Doğa severlerimiz son parkurumuz olan Geyve ilçesine bağlı Kılıçkaya Zirvesi Parkuru için toplanmış durumda. Günaydın. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tamam, bir tane bayan otobüs şoförümüz var o zaman. Tabii ki de onunla sohbet edelim. Evet, daha önce katılmış mıydınız? Daha önce de katıldım doğa yürüyüşlerine görevli olarak. Şu anda da yine gidiyoruz. Normalde de otobüs şoförlüğü yapıyorsunuz. Evet, evet. Belediyede çalışıyorum. Büyükşehir'de otobüs şoförü olarak çalışıyorum. İlk defa beraber yolculuğa çıkıyoruz. Evet, doğru. Evet. Daha önce peki doğa yürüyüşlerine katılıyor muydunuz? Görevli olarak ilk defa bugün gidiyorum. O zaman önce sizleri tanıyalım. Tabii ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda şoförüm. Adım Ethem Düzen. Evet, bu... Bir senedir buradayım. Evet, ama bu dönemki doğa yürüyüşlerinde ilk defa karşılaştık. Evet, doğrudur. Doğa yürüyüşünde ilk defa görev alıyorum. Evet, ve güzel bir havada görev alıyorsunuz, emin aynen olun. Biz öyle. Çok ıslandık. Evet, evet, eğleneceğimizi de sanıyorum. Evet. Güzel bir vakit geçireceğimizi sanıyorum. Hep beraber gideceğiz, çok göreceğiz. Çok memnun oldum. Ben teşekkür de teşekkür ediyoruz. Ederim. Sizleri tanıyalım. Ben de Kadir Karakaş. Sakarya Büyükşehir'de ulaşımda şoförüm. Ben de ilk defa katılıyorum. Bakalım gideceğiz, göreceğiz biz de. Daha önceden peki? Yok yok. Bir sene oldu buraya girdiğim. İlk defa gidiyoruz işte biz de doğa yürüyüşüne. Evet, o zaman aramıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Doğa severi olarak hiç katılmış mıydınız? Yok yok, hiç. İlk defa gidiyorum. Tamam, o zaman aramıza hoş geldiniz. Keyifli bir gün olsun. Sizleri tanıyalım. İsmim Sezgin Ergis. Yaklaşık 10 yıldır görev yapmaktayım Büyükşehir Ulaşım'da. Doğa yürüyüşlerine bu sene katılmadım ama geçtiğimiz dönemlerde, yıllarda hep katıldım. Doğa yürüyüşleri güzel bir şey. Yani hep beraber kaynaşma. Güzel bir şey yani, hoş, güzel bir şey. Belediyemizin yaptığı güzel bir etkinlik bence. Gerçekten buradan yani bütün yolcularım adına, kendi adıma, arkadaşlarım adına Büyükşehir'imize teşekkür ediyorum, takdir ediyorum bu konudan dolayı. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, keyifli bir gün olsun. Evet. Şu anda bulunduğumuz Kapı Orman Dağları'nın bir parçası olan Kılıçkaya Zirvesi, doğa severlerin cazibe merkezi olmuş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin istek ve destekleriyle devam etmekte olan doğa yürüyüşlerinin Doğancıl parkuruna hoş geldiniz. Yaklaşık 900 rakımdan başlayacak olan yürüyüşümüz bugün 1400 rakımlı yukarıdaki enerji santrallerinin olduğu işte durakla bir mola vereceğiz. Akabinde yine bu noktaya bir dönüş yapacağız. Parkurumuz döngü şeklinde olacak. Otobüsler yine bizi bu noktada bekleyecek. Yürüyüşün başında ve sonunda bizlerden birileri muhakkak olacak. Sıfır rakımlı, şunu açayım, sıfır rakımlı Sakarya'dan geliyoruz. 1400 rakıma çıkacaksınız. Tansiyonunuzda muhakkak oynamalar olacaktır. Sizden rica ediyorum, ne tür bir sıkıntı yaşarsanız yaşayın, ne ihtiyaç duyarsanız duyun. Kendi başınıza karar verip lütfen gruptan ayrılmayın. Elinde telsiz olan arkadaşlar, belediye amblemi taşıyan arkadaşlar sizlere yardımcı olmak için buradalar. Onların yaptığı uyarılara lütfen kulak verin. Sizlerin daha iyi bir gezi, daha iyi bir gün geçirmeniz için bütün arkadaşlarım buradalar. Biz 2 gün önce buraya geldik. Gerçi duyurularda da yaptık. Dilerim merkeze şapka vardır. Güneş kremlerinizi almışsınızdır. Bugün bol güneşli bir parkurumuz olacak. 2 veya 3 nokta dışında su kesinlikle olmayacak. O yüzden sizlere vermiş olduğumuz kumanyalar içerisindeki suları her 20 dakikada muhakkak birer ikişer yudum alacak şekilde tüketin ve çeşme gördüğünüz yerlerde muhakkak onların takviyesini yapın. Yukarıdaki sular kesinlikle içilir. Düşünmeyin bunlar yayla suyu içilir mi falan diye.
O sular içiliyor. Biz yıllardır geliyoruz, içiyoruz, hiçbir şey olmadı. Bilginiz olsun. Yerel halk da buradaki suları kullanıyor. Evet. Yanınızdaki kumanyaların çöpleri, su şişeleri, paketler araçlara dönüş bileti olarak kullanılacak. Doğada ayak izinden başka hiçbir iz bırakmamayı en büyük hedef olarak aldık biz. Amacımız yukarıdaki yel değirmenleri değil, enerji santralleri değil. Yürüyüşün kendisi ne olur bunu unutmayalım. Bugün 14-16 kilometre arasında işte parkurda bir iki oynama yapacağız sizlerin performans eğrisine göre. 16 kilometrelik takribi bir parkurumuz var. 14'te tutmaya çalışacağız biz. Bilginiz olsun. Burası Sakarya GV'ye bağlı Doğancıl Beldesi'nde güzel bir gezi parkuru olacak inşallah. Biz düşlediğinizden, düşündüğünüzden daha iyi bir gün geçirmemenizi diliyoruz. Sorusu olan var mı? Evet. Arkadaşlar yürürken kesinlikle sigara içmiyorsunuz, bu bir. Bugün işte sucuk mangalı için falan ateş yakmak kesinlikle yasak. Sıcaklık farkları, şu anda sıcaklık çok yüksek. Alan çok sıcak, yerler çok kuru. Yani hocam biz şu sucuğu şurada yapacağız. Kesinlikle arkadaşlar ateş yakmıyorsunuz. Yaktığınız zaman arkadaşlarımdan birisi gelir şişeyi boşaltır. Onunla kesinlikle şeye girmiyorsunuz, polemiğe girmiyorsunuz. Yani yürüyüşün kontrolü bizde. Orman şu anda talimat vermiş durumda. Bu alanlarda ateş yakılması yasak, bize bilgi geldi. O yüzden ateş yakmıyoruz yürürken. Kesinlikle sigara içmiyoruz. Ayrıldığımız noktada herhangi bir duman, cam, bir şey varsa onun kontrolünü alıp öyle ayrılacağız. Sizlerden sonra, ayrıldıktan sonra arkadaşlarım muhakkak arazi kontrolünü yapacaklar. Onlara da yardımcı olma açısından cam kırığıdır, çöptür falan bir şey bırakmayalım. Tekrar söylüyorum, araçlara dönüş biletiniz biraz sonra sizlere verecek olan kumanyaların çöpleri, çöp paketleri. Çöpleri getirip araçlara teslim edeceksiniz. Bu konuyla ilgili görüşü olan var mı? Kurtar sapaklarda dur bekle. Evet. Şimdi yaklaşık 150 kişiyiz. Sapaklarımız olacak. Sapaklara geldiğinizde oldu ya, bizden bir arkadaş yok. Kendiniz yön tayinini, kararını vermiyorsunuz. Bizden bir arkadaş gelene kadar muhakkak bekliyorsunuz arkadaşlar. Sezgin hocam var mı başka bir durumunuz? Ara ara toplanma molaları verebiliriz. Grup kalabalık olduğundan dolayı kopmalar olacaktır. Herkesin kondisyonu ve koordinasyonu birbirine denk ve eşit değil. Grupta kopmalar olduğu zaman grubun kopmalarını engellemek amacıyla bu kaybolmaların önüne geçmek, olur ki hiç olmadı, yaşanmadı, vahşi hayvan saldırısı, çevrede koyun sürüleri, inek sürüleri var. Bunlara eşlik eden çoban köpeklerinin size saldırmaması ya da sizinle uğraşmaması için alınan bizim tarafımızdan bir önlem. Kalabalık gruplara, vahşi hayvanlar dahil hiçbir hayvan saldırmıyor. Yanınıza da yaklaşmıyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan sizin bir arada hayvanlarla veya kaybolma riskinizi yaşamadan, kafanız karışmadan parkuru size tamamlatabilmek. Herhangi bir arada mesafe açılma durumunda lütfen sizden ricamız, ya da sapak gördüğünüzde durun, bekleyin, ya grupla birlikte yürüyün ya da görevli arkadaşlardan birine en azından yönünüzü sorun. Parkurda kondisyon durumuna göre anlık değişiklikler yapabiliriz. Bunu bir şekilde size telsizli arkadaşlar vasıtasıyla duyuru şeklinde ileteceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Saygıdeğer Erkan Kotan. Arkadaşlarım biraz sonra, fotoğraftan sonra tabii ki kumanyalar verildikten sonra sayı alacaklar. Tek sıraya geçmenizi rica edeceğiz. Yürüyüş başladıktan sonra başladığı sayıyla bittiğini bilmek bizim için bu sayılar sonucunda. Yani otobüste aldığımız zaman her şey için çok geçmiş oluyor. Ben burada 2-3 arkadaşımı arazide bırakmak zorunda kalıyorum veya onlarla birlikte ben de kalıyorum. Arazide birini aramak, bulmak gerçekten sıkıntılı, çok yorucu. Bu konuda sizden tek sıra halinde sayı alınırken yardımlarınızı rica ediyorum.
çeşme gördüğünüz yerlerde muhakkak onların takviyesini yapın. İçilir, düşünmeyin bunlar yayla suyu içilir mi falan diye. O sular içiliyor. Biz Mavi Yeşil Sakarya'yı, Mavi Yeşil Doğa Organizasyonu Instagram'da takip ederseniz bu nasıl yapacağımız faaliyetlerin, belediye faaliyetleri dahil olmak üzere hakkında bilgi sahibi olursunuz. Arkadaşlarım biraz sonra, fotoğraftan sonra tabii ki kumanyalar verildikten sonra... Alan devam edebilir. Kaybettim. Devam edelim. Ben devam edeyim. Yırtalım, yol alalım. Arkadaşlar evlerinde pasta börek körek yapıp o kumanyaya ben kalmıyordum diyen arkadaşlar var burada. Bizler onlara katılacağız. Kimler hocam? Meşten ziyade yokmuş bayır. Dorsun ya sen çabuk.
Evet, bekliyoruz. Evet. Az ola geçtik yeniden. Ters taraf, ters ayağı alıyorsunuz. Sağ ayak önde. Sağ dizi kırdık, arka ayak gergin. Önde. Esnet, 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 esnet. Çok iyisiniz. Sizin sağınız bu taraf. Bir, iki, sağ, kafalar tokuşmasın. Ve üç ve dört. Bir, iki, sağ, üç, dört, sol. Bir, iki, sağ, üç, dört, sol. Ortaya şimdi. Ortaya, ortaya, ortaya. Kollar yukarıda. Sağa yattık. Yat, yat, yat. Sağ, 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 sağ. Evet, çok güzel. Evet, meyil yapacak bir şey yok. Sola. Sola, 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 sola. Evet. Ortada. Kocaman bir nefes sağ. Çek 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 geriye 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 bir daha zorla 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 şimdi aldık ket pozisyonu uzan 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 en uzak nokta bırak ayak değiştir yakaladık hop çek 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 geriye 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 belimizde bir sızı hissettik mi yok o zaman biraz daha çek 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 aduket uzan 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 uzan. Hop bırak. Tut. İki üfle. Üç diyaframa. Kollar. Dört üfle. Şimdi bizim bir alışkanlığımız var. Sezonda son yürüyüşü. Evde hiçbir şey kalmayacak. Bu bölgede bol miktarda yaban domuzu var. Var, ayı var. Popülasyon çok da fazla. Sesimizi doğaya duyuracağız. Nasıl ayak izi bırakmıyorsak, ayak izinden başka bir iz bırakmıyorsak, sesimizi bırakacağız şimdi. Ama yürüyüş esnasında ne kadar sessiz olursanız, yani fazla gürültü çıkarmazsanız, kuşların, biliyorsunuz değil mi? Sizlere daha fazla eşlik edecektir. Ağaçlıklı geçtiğimiz yerlerde sincapları da göreceksiniz. Belki geyik bile görebilirsiniz çok sessiz olursanız. Şimdi... Yok, ses burada çıkacak. 1, 2, 3 diyeceğim. Ne yapıyorduk? Bugün bizimle gelen kaç kişi var ilk kez? Oo, çok iyi ya. Evet, 1, 2, 3 diyoruz. Ooo! Allah ne verdiyse. Aç da bağırıyorsun. Tamam. Öfke mi öfke kalmayacak. Ne çocuklara, ne şeye, kapıcıya, ne evdeki de, ne şuradaki, ne buradaki. 1, 2, 3. Kolları da açıyoruz. Aç da. Doğa sesimizi duyacak. Evet, bu tarafa kolları açıyoruz. Bir ve iki ve üç ve... Teşekkür ederim. Liderlerimiz eşliğinde yaptığımız ısınma hareketlerinin ardından yaklaşık 14-15 kilometre sürecek olan parkurumuza başlıyoruz.
tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Sakarya Adapazarı'nda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum MEB'de. Doğa yürüyüşlerine de 4 yıldır katılıyorum. Daha önce Karagöl'e gittim, Acelle'ye, Yörük Yeri'ne, Dikmen'e. Şimdi de Kılıçkaya'dayız. Evet, son parkurumuz bu bahar döneminin son parkurunda beraberiz. Evet. Havalar sıcak, birazcık bu bizi etkiliyor mu? Evet, yani normal yürüdüğümüz gibi değil. Biraz da kondisyonsuz kalmışım, o yüzden biraz yoruldum. Bu dönem mi katılmıştınız Karagöl'e, daha önceki senelerde mi? Geçen sene bahar döneminde Karagöl Acelle'ye yürümüştük. Bu dönem ilk mi katıldınız? Bu dönem ilk, evet. O zaman uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. İyi yürüyüşler diliyorum, çok teşekkürler. Gayet güzel. Değil mi? Daha önce tanışmıştık biz sanırım. Daha önce katılmış mıydık? Üçüncü gelişim. Değil mi? Bu dönem beraber yürümüş müydük? Evvel hafta. Değil mi? Evet. Evet, sizi tekrar bir tanıyalım. İsim neydi? İsmim Fehmi Şalmaz. Evet. Kaç yıldır katılıyoruz doğa yürüyüşlerine? Valla ben daha yeni bu sene katıldım. Hı-hı. Daha evvel gidelim kısmet olmadı. Ancak ama kaçırmışız oldu. Yani. Bundan sonra inşallah. Geç kaldığınızı hissettiniz mi? Evet. Peki nasıl buldunuz katılınca? Gayet güzel. Tertemiz hava. Her şey güzel yani. Evet. Hiçbir kusurum yok yani. Her şey çok güzel. Değil mi? Peki normalde sporla ilgileniyor muyuz hiç, yoksa hazırlıklı mıyız? Vallahi ben şöyle, her gün Adapazarı'nda da 7-8 kilometre yürüyorum yani. Zaten antrenmanlısınız yani. Haftada 2-3 sefer yüzüyorum da. Süper. Yine yaşıma göre iyiyim yani. Kesinlikle. İyi yürüyüşler diliyorum ona. Çok memnun oldum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Seray Şimşek adım. Öğrenciyim. Sakarya'da öğrenciyim. Evet, burada yaşıyorum. Başka bir şehirde de öğrenciyim. Gastronomi. Süper. Daha önce katılmış mıydık hiç doğa yürüyüşlerine? Daha önce katılmadık. Hep aklımızdaydı arkadaşımız, düşünüyorduk ama bu zamana denk geldi, bugüne denk aynı geldi. Aynı fırsat buldunuz. Evet. Son parkuru yakaladınız. Evet, son yakalayalım dedik, biliyorduk biteceğini. Evet. O yüzden katıldık. Sonbahar döneminde ayrıca evet, oluyormuş, onu da sorduk. Onu da düşünüyoruz katılmayı. Evet, geç kalmışız diyor musunuz? Güzel, evet, daha önce ama işte insan denk gelmiyor. İşi oluyor, gücü oluyor derken evet. Öyle oldu. Evet, peki hava sıcak. Biraz yordu mu sıcak? Biraz yordu, evet. Bugünkü parkurumuz yaklaşık 12-13 kilometre bayır çıktı. Evet, hep bayır. Başlangıçtan beri çıkıyoruz. Biraz öyle denk geldi ama olsun, artık yürüyeceğiz bir şekilde. Evet, çok sularımız var zaten. Teşekkür ederim ben de. İyi yürüyüşler dilerim. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler. Kaz Kıran geçidinden geçtiğimiz yürüyüşümüzde yaklaşık 5 kilometreyi geride bıraktık. Evet, tekrar denk geldik. Afiyet olsun tekrardan. Geçen hafta var mıydınız yürüyüşte? Vardık. Geçen hafta biz yoktuk ama. Doğan Çay'daydı. Evet, nasıl geçti geçen hafta? Çok güzeldi. Mükemmeldi. Yağmur, çamur. Harikaydı. Değil mi? Yine yağmurlu bir havaydı. Karagöl'de de siz de yağmurlu bir ortamda aynen sohbet öyle. Etmiştik. Aynen öyle. Evet. Çok sobanın başında. Evet, sobanın başında güzel bir sohbetimiz harika olmuştu. Yani manzara güzel, hava güzel, ortam güzel, hocalarımız süper. Hocalarımız olmasa zaten biz böyle bir güzel. Hocalarımız, sizi övüyoruz. Evet. Evet, sizin isim neydi? Bir tekrar tanıyalım sizi. Adım Nalan. Evet, Sakaryalısınız. Sakaryalıyım. Sakarya merkezden. Evet, düzenli olarak katılım gösteriyorsunuz doğa yürüyüşlerine. Yani müsait olduğumuz sürece grupça arkadaşlarla geliyoruz. Evet. Çok güzel. Bahar dönemimizin son istikametiydi, evet, bu son parkuru. Son. Sakarya Belediyesi'ne çok çok teşekkürler. Böyle bir güzellik sunduğu için bize. Biz kendi aracımızla böyle yerlere gelemeyiz. İmkansız. Çünkü aracın çıkmadığı yerler. Kaç şey oluyor burası? 1500'ün üstünde bir rakım seviyesindeyiz şu an. 1600'lere ulaştık. Bayağı bir zirve çıktık. Halimizden de görüyorsunuz. Evet. Yani. 1000 metre yukarıda, 1000 metre yukarıda başladığımız yürüyüşte 600 metre yukarı çıktık. 1600. rakımdayız şu anda. Evet. Yorulduk ve yemekle meşgulüz. Evet, afiyet olsun diyoruz. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Çok teşekkürler. Suyumuz var, kahvemiz var. Çok teşekkürler, var. Çok sağ olun. Belediyemiz sağ olsun. Ekmeğimiz, her şeyimiz var. Evet.
sizleri tanıyabilir miyiz? Burak ben. Adapazarı'nda, Sakarya'da yaşıyorum. Ara sıra katılıyorum Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği trekkinglere. Gayet memnunum. Çok güzel doğada olmak, yürüyüş yapmak. Evet, bu sene daha önce hiç katılmış mıydık bu sene içerisindeki yürüyüşlere? Bu sene ilk defa katılıyorum. Hı hı. Uzun bir süre geçmiş o zaman son katılımımızın üstünden. Evet. Nasıl? Doğa... Çok güzel. Yani dediğim gibi teşekkür ediyoruz belediyemize bu yürüyüşleri düzenlediği için. Umarım devamlı olur, umarım devam eder. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, bu kadar. Çok memnun olduk, çok teşekkürler. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Emre Gündoğdu. Semra Harbi ben. Evet. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Daha bu sene mezun oldum. Bu üniversite hayatım boyunca da sürekli belediyenin düzenlediği yürüyüşlere katıldım. Bu üçüncü senem falan oluyor katılalı. Bu sene daha önce hiç katılmadım. Doğançay Şelalesi'ne kayıt yaptırmıştım ama gidemedim. Zaten yağmur yağmış. Evet. Bugün güzel ama güneşli. Evet, şansınıza son parkurda hava da güzel. Evet. Güzel de bir parkur seçmişsiniz. Evet, parkur güzel. Sizler daha önce katılın, göster misiniz? Yok, ben daha ilk defa geldim. Semra sayesinde. Evet, nasıl buldunuz peki? İyi, güzel. Yorucamı daha güzel. Evet. Gölge olsun biraz daha iyi de. Tam öğlen saati. Evet. O biraz yoruyor. Siz Sakaryalı mısınız? Evet. Siz de? Ben aslında buralıyım, Eşmeliyim. Şu dağın altında oturuyorum. Buraları biliyor. Evet, ne güzel. Peki nasıl buldunuz dağ yürüyüşünü? İlk defa katılıyorsunuz. İlk defa ama daha güzel. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Güzel yani, mesela daha da istedim bile gelmemek. Daha önce neden katılmamışım, geç kalmışım diye mi? Daha önce evet de hani ben daha önce böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. Benimle keşfettim. Yani İlk kadar. Defa evet. Şahit şey oldunuz, denk evet. Geldiniz böyle bir şey. Bildiğinin yaptığını daha ilk defa öğrendik. Peki, çok memnun olduk o çok zaman. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Mustafa Kaya, emekli memurum. Yıllardır hep izliyorduk uzaktan. Bu sefer de içinde olduk. Katılma fırsatı buldunuz. Evet. İlk defa katıldınız. İlk defa katıldık. İlk gezim ama herhalde en zorlu olan parkura denk geldim. Son parkurumuz. Havanın evet. Biraz da sıcak olması etkilemiş olabilir. Peki nasıl buldunuz? Daha önce neden katılmamışım dediniz mi yoksa? Yok, daha önceden fırsatım olmuyordu zaten. Çalışıyorduk. Hafta sonu bir günde evde çok da kopmak istemiyordum. Evde oturmayı daha çok düşünen bir insanım. Yani bundan sonrakilerde senede bir defa da olsa katılmak istiyorum. Evet. Tabii zor yani. İlk gün 5 dakikada katılımlar doluyor. Bir kere de olsa katılmadım diyemeyeceğim artık. Evet. Teşekkür ederim organizasyonları yapanlara. Neslihan ismim. Daha önce de katılmıştım. Evet. Keyifli bir tur. Daha önce nerelere gitmiştik? Akça'ya gittik, Yürükyer'ine gittik. Bu dönem mi beraberdik? Bu dönem evet. O zaman bu dönem düzenli olarak evet, yürüyüşlerdeydiniz. Katıldım, evet. Nasıl peki, genelleme yaparsak, güzel, kıyaslarsak? Güzel, memnunuz. Çok güzel. Bu yürüyüş peki nasıldı? Son yürüyüş. Biraz daha zorlu, ramp olduğu için ama güzel, keyifli yani. Sıcaktan etkilendik mi? Biraz. Arkadaşlar, karnaş olan gelsin. Hayır. Efendim? Ankara'da abi, Ankara mı derler?
Merhaba, Şeyma Kaptan ben. Daha önce katılmış mıydık? Evet, daha önce katılmıştım. Nerelere gittik daha önce? Yani daha önceki senelerde katılmıştım. Gay ve parkurunda yürümüştüm yine. Hendek'te yürüdüm. Bir de sahil parkuruna katılmıştım o şekilde. Peki kıyaslarsak diğer yürüyüşlerle bu yürüyüşü nasıl buldunuz? Bu yürüyüş daha zordu çünkü yollarda taşlar vardı. O da sıcağın etkisiyle bir de ekstra zorlaştırdı işimizi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ilk defa katıldık yazın olarak bu sette. Sıcak da etkiledi evet. O yüzden. Onun etkisiyle birlikte birazcık daha kondisyon olarak da zayıf kaldık herhalde. Ben ama yoruldum bayağı. Ama tecrübelisiniz belli ki. Yani tecrübeliydim. Bir süredir yürümeyince onun farkını gördüm kendi adıma. Öyle. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mervan Aksa'ya. Bu ikinci katılışım. Daha önceden Yöğük Yiğen'e gelmiştim, katılmıştım. Orada çok zorlanmadım da yine zorlanmadım ama güneş çok fazla aldı. Ve biraz bu parkurumuz bayırlı bir parkur. Bayır çıkıyoruz. O yüzden onun da etkisi olmuş evet. Olabilir tabii ki sıcak havayla birlikte. Aynen öyle. Ama iyiydi yani pek zorlamadım. Zaten bisiklet yapıyorum. Bisikletle geziyorum. Tecrübeliyim. Kondisyonum var yani evet. O yüzden pek zorlanmadım. Keyifli yani. Şu anlık iyiyim. Peki. Sizleri tanıyabilir miyim? Ben de Berat Aksaray kardeşiyim. Merva'nın. Evet. Benim ilk katılışım bu. Daha önceden katılmadım. Kardeşim demişti. Gel güzel olur. Gezeriz demişti. Ben de hani mesleğimden dolayı yazılımcıyım. Hep bilgisayar başındayım. Oturuyorum. Bana çok zor geldi. Evet, Sakaryalısınız değil mi? Evet. Sakaryalıyım. Peki daha önceki senelerde öyle yok, bir katılım ilk yoktu. İlk defa bildik. Peki bu sene mi öğrendik yoksa bu sene mi fırsatımız oldu? Bu sene öğrendik. Ben de bu sene öğrendim. Daha önceden bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Nasıl öyle buldunuz yani, peki? Zorluydu ya. Bayağı ilk çıkışlar hatta taş yolda yürürken güneşin alnında. Bayağı evet. Zorlandım, terledim. Daha önce tecrübesi olan doğa severlerimiz de zorlandı. Ki aksine sizinki ilk yürüyüşmüş. O yüzden sizin de biraz zorlu olması çok normal. Evet, peki evet, acılıydı bayağı. Peki bu son olmasaydı devam ederim diyor musun? Ya ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Hani buraya gelmem lazım onun için. Sakarya'ya gelmem lazım. Ama yani bu eğer güzel biterse daha zaten başındayız yolun. Bir daha gelmek isterdim yani. İlerleyen zamanlarda son olmasaydı eğer bu. Evet. Önümüzdeki aylarda gelmek isterdim. Evet, çok memnun olduk o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli yürüyüşler diliyorum. Sakarya merkezde oturuyorum. Mimarım, yeni mezun. Bir sene oluyor. Hayırlı olsun. Doğa yürüyüşlerine ilk defa katılıyorum. Yani bu hava çok sıcak. Onun dışında her şey çok güzel. Yani beraberlik içerisinde bir aktiviteye katılmak çok hoş. Evet. Daha önce hiç katılım sağlamış mıydık? Yok, ilk defa katılıyorum. Yani biraz zor bir deneyim oldu benim açımdan. Biraz hamlamışız yani. Zorlandım ondan dolayı ama inşallah güzel geçecek. O zaman keyifli bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Adım Oğuz, soyadım Öner. Akgiz'den geliyorum. İlk defa katılıyorum. Belediyenin güzel bir hizmeti olduğunu düşünüyorum. Yani çok eğlendim. Güzel bir aktivite oldu. Çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Liderlerimiz. Aynı liderlerimiz diyelim. Yani beğendim. Güzel bir aktivite. Tekrar olursa geleceğim. Peki. İlk defa haberim oldu. Evet, onu soracaktım. Daha önce fırsatınız mı olmadı yoksa bu sene mi öğrendiniz? Bu sene öğrendim. Nereden peki öğrendiniz? Nereden karşılaştınız? Yani kuzenim söyledi. Hı hı. O şekilde geldim yani. Evet. Peki daha önce nasıl haberim olmamış diyor musunuz? Diyorum. Şimdi diyorum yani. Değil evet. Mi? Bir de havanın bu kadar sıcak olmadığı bahar aylarında düzenlenen etkinlikler normalde. Artık son etkinliğimiz daha yaza denk geldi şu an. Şansınıza zorlu bir parkur ve sıcak bir havada başladınız. Evet. Ama tabii ki bunun da tadı ayrı. Evet, güzel. Peki. Ya bakalım seneye artık kış aylarına da denk gelebilirsek gelirim yani, hiç fark etmez. Tabii yağmurda, karda da onun tadı yani, da bir ayrı oluyor tabii, tabii. Tabii. Doğayla iç içe olmanın her türlüsü ayrı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica keyifli ederim. Bir yolculuk diliyoruz. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ne tanırsın ya, ne yapayım tanımayacaksın? Durakallı İbrahim da koyuncu. Öyle mi? Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz.
Evet, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 50, 60 neyse sayarsan 70 şey. Öyle hayatınız burada geçiyor. Hı? Hayatınız burada geçiyor. Burada geçiyor. Peki nasıl yazları, kışları? Hayvanlara bakıyorum ben buralarda işte. Hı hı. Ben buranın Geyve'nin yerlisiyim. Bu böyle yaylacıyım. Hı hı. Anladın mı? Böyle geleni geçeni görürüm, sorarım, ederim. Anladın mı? Öyle ondan kere kendi işime bakarım. Peki gelenler seni soruyor mu hiç halini, hatırını? Sorarlar. Yaşımız bile soruyorlar. 80 diyorum ben de. Kaç yaşındasınız peki? Biz de soralım. 1939 hesapla. 90 yok daha ya. He? 90 yok daha. Diye 94. 94 mi? 80 diyeceğim. 80. 84. Evet. Hı. 90 yok daha. Daha dinçsin, gençsin daha. Hı. Doğada yaşamak peki? Biraz bize anlatır mısın? Nasıl bir şey olduğunda? Daha o kadar bilgim yok benim. Yok mu? Ama burada yaşıyorsun. Yaşayamam. Ne bileyim de ne anladım. O zaman şöyle sorayım. Bir gün uyanıyorsun ya amca. O günün nasıl geçiyor? O gün içinde neler yapıyorsun? Ben çobanlığına, benim ömrüm çobanlığına bitti. Bütün gün böyle çimenliklerde misin? Bütün gün böyle. Peki burada evine git gel her gün, onu nasıl yapıyorsun? Nasıl git gel yapıyorsun her gün? Ya hayvanları oraya götürüyorum, kapıyorum. Sabahleyin açıyorum kapıyı, bunlara getiriyorum, yaydırıyorum, gene gidiyorum. Ne güzel, doğal yaşıyorsun. Hı. Sağlıklı yaşıyorsun. Tabii, orada çorbamı yiyorum. Çorbamı pişiren var, gelinim var, kızım var, gönlüm var. Hı hı. Peki nasıl, memnun musun bu hayattan? Tabii canım, şimdilik ömür istiyoruz artık ama artık bitti. Allah gecinden versin, öyle demeyelim. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Amin, artık. Allah'a emanet ol. Hadi 80'den 70 yukarı artık olmaz. Allah'a emanet ol. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Şu anda tam olarak parkurumuzun yarısını tamamlamış şekilde Kılıçkaya Zirvesi'nin eteklerinde bulunuyoruz. Gördüğümüz zirveye doğru yola çıkacağız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Feyza Necem, Sakaryalıyım. İlk defa yürüyüşe katılıyorum. Şu an için keyifli, yorucu tabii ki. İlk defa katıldığım için yani alışık olmadığım bir durum ama şu anda doğayla iç içe olmak keyif verici. Peki daha önce neden katılmamışım dediniz mi? Dedim. Evet, onda bulundum. Çünkü gerçekten çok keyifli bir deneyim oldu benim için. Thank you.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yürüyüşlerin başladığı tarihte itibaren 200'ün üstünde gezi yaptık. Bu gezilerin sonuncusu yaz döneminin son gezisi. 6 haftalık bir periyottu. Kılıçkaya parkuru diye adlandırdığımız bir parkur. Katılımcıların yaklaşık 14 kilometre yürüdüğü bir parkur bu. Şu an Kılıçkaya'nın zirvesindeyiz ya da zirvesi sayılacak bir yerdeyiz. 1400 metrenin üzerinde bir yüksekliğe sahip. Yaklaşık 100-130 kişi civarında sanırım sayıda katılımcıyla birlikte geldik. 6 haftalık bir program dahilindeydi. Genelde işim parkurlarla, çok insanlarla konuşmayla alakalı değil. Ekipte çeşitli görevleri alan arkadaşlarımız var. Bu görevlerden bir tanesi parkur. Parkur sorumluluğu, ekibin parkur sorumlusu benim. Bahar döneminin son parkuru olan Kılıçkaya'nın zirvesinde bulunduğumuz bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Düzenli olarak organize edilen doğa yürüyüşlerinin bu bölümüne kadar geçen sürede katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ve aynı zamanda Mavi Yeşil ekibine teşekkürlerimizi sunuyor, sizi manzarayla baş başa bırakıyoruz.